var ne ya? Elif abla. Merhaba. Ne kadar süredir zeytin topluyorsun? Kaç yıldır geliyorsun? Bizim çocukluğumuzdan beri. Ne yapıyorsunuz? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Kaçta başlıyorsunuz? Sabah 8'de başlıyoruz. Akşama kadar 4 saat 4'e 5'e topluyoruz işte. Ne kadar zeytin topluyorsunuz günde? Zeytinine göre. Zeytin çok olursa çok oluyor. Az olursa yine göre. Zeytinine göre. Zorlukları neler peki? Zorluk. Bize de zor gelmiyor bu. Her zaman yaptığımızdan zor gelmiyor. Topladıktan sonra? Toplamızı iyi var. Bizim malımıza bakıyoruz. Yememizi yapıyoruz. Evimizin işi. Çıkan yağı ne yapıyorsunuz? Kendiniz mi kullanıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Fazla olsa satıyoruz. Zeytin, yemeklik zeytin yapıyoruz. Aile olarak mı peki geliyorsunuz genelde? Nasıl aile çalışıyorsunuz? Aile olarak böyle biz toplu toplu her böyle sıra sıra sıyırıyoruz. Yani birimiz iken sonra birimiz iken öyle öyle sıyırıyoruz işte. Hı. Buraya gideyim tütün. Buraya geleyim zeytin. Gitmezsin köye tütüne. Sana gitmedin mi? Gider ha. Bacaklarım. Ne yapıyorsun Hacer abla? Valla ne yapayım anam, elimin ara yaptım. İnce arası yapılmamış zeytinlerine. Sen kaç yıldır zeytine geliyorsun? Ben mi? Evet. Yani çocukluğumdan doğdu doğalı zeytinde. Bir nara geliyorsun, bir zeytine geliyorsun. Her ikisini de yapayım. Yapacağımız hiçbir şey yok. Nar zamanında nar, zeytin zamanında zeytin. Ne kadar zeytin çıkıyor buradan abla? Vallahi onu bilemem. Onu. Bu sene az çıkacak, verim az. Neden? Doğru tutmamış güzel. Zeytinler güzel tohum. Çiçek zamanında çok sıcak oldu ya. Hı hı. Ondan zeytin tutmamış, yakmış sıcak. Bunları toplarız komşucak. O bana ben ona birbirimizin zeytinlerini yaparız. Hani nar teşiği gibi. Nasıl yapıyorsak. Komşu hep bir olur, bizimkini yaparız. Onu bitti mi öbürküne geçeriz. Onu yaptıktan sonra alır zeytini yaneye götürür. Yani çıkarttırı gelir. Lezzetli oluyor mu buranın güzel zeytini? Olur. Kahvaltılarda. Evet. Gel bak ben sana tattıran bende var tatlı ya. Molalarınızı nasıl veriyorsunuz? Molalar nasıl geçiyor? Yorulduk mu oturuz. Öğlen yemeğinde. Kuşluk bir kere yemek yeriz gene. Kaçta başlıyorsunuz işe? 8'e 5 kala, 10 kala köyden çıkıyız. Hı, kaçta bitiyor peki? Akşamdan 5'te. Yorgun oluyor musun döndüğünde? Peki senden başka çocuklarına vesaire öğretiyor musunuz bu işi yoksa sadece siz mi geliyorsunuz? Sadece ben geliyorum. Kasım'ın 10'unda başladınız. Ne kadar sürüyor? Bizim bir hafta sürüyor işte bu arkadaşlarla beraber. Kaç kişi geliyorsunuz genelde çalışmaya? Bugün azız, bugün 7 kişiyiz. Dün 10 kişiydik. Öyle. Genelde kadınlar olarak mı geliyorsunuz? Kadınlar yerleri topluyor, şey yapıyor, taraklıyor. Erkekler de tabii şeyine çıkıyor, başına çıkıyor. Ne yapıyorsunuz abla buradan topladığınız zeytinleri? Buradan yağneye gidiyor. Sonra? Sonra işte yağ geliyor. Yemek, yağ işte. Böyle. Bu ağaçlar nereden kalmış peki size? Valla bu ağaçlar çok eski. Beline baksana kalın kalın ağaçların belleri. Demek ki eski. Sen peki kaç yaşından beri zeytine geliyorsun? Benim esas memleketim Manisa. Hı hı. Manisa'da o küçüklükten beri işte zeytin. Zor mu peki? Zor. Ne gibi zorlukları var? Ya ne kadar da olsa yorucu, kolları devamlı sürekli tarakla yoruluyor. Ağrıyor. Akşam oldu mu ağrılar hepsi çıkıyor. Peki çocukların var mı abla? Var var 3 tane kızım. Onlar da geliyorlar mı sizinle? Yok. Biri evli Elazığ'da, biri İzmir'de okuyor, üniversiteyi okuyor, 9 Eylül'de. Bundan başka geliriniz var mı peki? Yaptığınız herhangi bir iş var mı? Yok, bizim yok. Genelde zeytine geliyorsunuz o zaman. Nar zamanı? Nar'da. Nar'da. Sonra zeytin sonra iş bitiyor işte. İş bitiyor. Kış geliyor. Tamam, kolay gelsin abla. Canım burada mı duruyorsun? Azıcık yaz tarafını. Doğru mudur? Azıcık niye bana çamaklayıp arkada? Gerek yok ki bakmayın.